Proje yönetiminden teknoloji yönetimine yolculuk başlıklı bir konuşma dinleyeceğiz. Altın sponsorumuz, destekleri için bir kere daha çok teşekkürler. KKB Kredi Kayıt Bürosu, Bilgi Teknolojileri ve ARGE Genel Müdür Yardımcısı Sayın Abdullah Bilgin, söz sizin. Sunumu önce bir paylaşayım isterseniz. Tamamdır Abdullah Bey. Kameranızı da açabilirsiniz. Açtım. Tamam, görüyorum şu anda sizi. Sunumu da paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Umarım güzel, keyifli toplantılar serisi geçiyordur. Dinamikler adı üstünde gerçekten dinamik bir seri hazırlamış. Beni de davet ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok kısaca önce kendimi tanıtayım. Adım Abdullah Bilgin. Bilgisayar mühendisiyim aslen. Fakat sizlerle ortak bir yanımız var. Ben de proje yöneticiyim yıllardır. Türkiye'nin ilk PMP'lerinden diyebilirim. 1998 yılında arkadaşlardan var mı katılımcı bilmiyorum ama Bilbaşı adı altında Yapı Kredi Bankası'na teknoloji hizmeti veren bir kurumda yönetici olarak görev yaparken o zamanki ekip arkadaşlarımızla proje yönetiminin önemini dikkate alarak bu konuda yatırım yapma kararı almıştık. O zaman baktığın zaman çevrede gördüğümüz bir tane proje yöneticisi arkadaşımız vardı. Sanırım mimardı. Biz bu yatırımlar için proje PMI'ya önce başvurduk. Kulakları çınlasın, herhalde ben isimlerini de göremedim. Sevgili hocamız Ahmet Taşpınar çok büyük katkıları oldu. Bizleri eğitti ve ilk sınavlarımıza girdik. Ben 1998 yılında ilk PMP'lik sertifikamı aldım. Ve bunu kariyerim boyunca da ki 25 yıllık yönetici olarak 35 yılın üstünde bir teknoloji dünyasında bir geçmişim var. Çok aktif olarak proje yönetim disiplinini kullandım. Aslında proje yönetimi bir proje yönetimi olarak geçiyor ama kesinlikle bir yönetim disiplini. Birazdan paylaşacağım noktalardan da siz de takip ediyor olacaksınız. Artık yeni gelişen teknolojilere farklı bir boyuta da evriliyor. Ben de gözlemlerimi bu vesileyle sizlerle paylaşıp bu konuda umarım sizlerin de belli şekilde ufuklarını açarım diye değerlendiriyorum. Proje yönetim kapsamında birçok projeleri yönettim yıllarca. Kendi alanım olduğu için sistem kurulum projeleri, yazılım, ürün geliştirme projeleri gibi projelerin yanında hiç alanımla ilgisi olmayan inşaat ve altyapı projeleriyle ilgili de aktif olarak görev aldım. Özellikle veri merkezi tarafında 3 civarında projeyi aktif olarak yönettim. Şimdi biraz konumuza dönecek olursak arkadaşlar, biraz sizleri teknoloji dünyasına doğru taşımak istiyorum. Şu anda herkesin bildiği gibi büyük bir değişim rüzgarları esiyor. Bu değişim rüzgarlarının tetikleyen de teknolojik gelişmeler. Bu değişim rüzgarı tabii ki proje yönetimi yöntemlerini, proje yönetimi konusunda görev alan projeleri yöneten kişileri de değiştirme konusunda büyük etkileri olacak. Bu da bizim proje yöneticisi olarak, ben de sizlerden biri olarak bu değişimleri yakından takip ediyorum. Bizlerin de bazı şekilde kendimizi değiştirmemizi, evrimleşmemizi gerektirecek. Biraz size bu konulardan bahsediyor olacağım. Çok kısaca biraz teknoloji tarafında bir geçmiş vereyim. Nasıl etkiledi son yıllarda onu paylaşmak isterim. Burada resmini gördüğünüz beyefendiyi bilmiyorum tanıyanınız çıkar mı? Bu resmi Amerika'daki Ulusal Portreler Müzesi var. O müzedeki resimlerden bir tanesi. Çok kolay tanıyacağınızı zannetmiyorum ama belki şöyle yaparsak biraz daha tanıma şansınız artar. $100 üzerindeki resim. Bu beyefendi ünlü Benjamin Franklin. Paratoneri buldu. Daha doğrusu elektriği disiplin altına aldı diyelim kaba tabiriyle. Bunu bulduğu yıl 1750. Şimdi tabii elektrik neden önemli? Bugün teknoloji dediğimiz olayın ekmeği, suyu yani gücü elektrikten geliyor. Elektrik olmazsa bugün teknolojik gelişmelerin hiçbirini kullanacak durumda olamıyoruz arkadaşlar maalesef. O açıdan elektrik çok önemli. Fakat elektriğin bulunması diyelim artık yani keşfinden bu yana. Geçen sürede 250 yıllık bir zaman geçmiş 1750'ye bakarsak. Nasıl bir hızla yayılmış ona bir bakalım. 150 yıl sonra Türkiye'ye ilk defa elektrik gelmiş arkadaşlar. Biliniz var mı bilmiyorum. Ben araştırdım. Bulduğum kadarıyla ilk elektrik santrali Tarsus'ta kurulmuş 1902 yılında. 2 kW'lık yani bugün bir ampulü bile zor yakacak bir elektrik santrali kurulmuş. Tabii büyük bir değişim ülke içinde. Teknolojik bir yenilik gelmiş.
Fakat bu ilk santralden sonra 80 yıl geçmesi gerekmiş Türkiye'de tüm köylere elektrik verilmesi. Ben bu 80'li yılları çok net olarak hatırlıyorum. Ben Aydın ilinde, Söke'de doğdum. Çevremizdeki köylerde bu 80 yıl öncesinde elektriksiz köyler, gittiğimiz zaman gece lamba ışığında oturduğumuz zamanları çok net olarak hatırlıyorum. Yani baktığın zaman 1980 yılına kadar geçen bu zamanı 2000 yıl diyelim kabaca, hesap kolay olsun. 250 yılda elektrik keşfinden Türkiye'de uçtaki insanlara erişimi geçmiş. 250 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Bir başka örnek var. Yine teknolojiyi çok beslediği için bu örneği veriyor olacağım. Bu resimdeki arkadaşı da muhtemelen tanımıyor olacaksınız. Ben de açıkçası resim olarak baktığı zaman tanımıyorum ama şöyle yardımcı olayım size. Hemen tanıyacaksınız. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell 1876 yılının 10 Mart günü alo demiş arkadaşlar. Kime demiş? Yardımcısı Thomas Watson'a demiş. Ne dediğini biliyor musunuz? Geçenlerde bir yarışma programında, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programıydı. Alexander Graham Bell Thomas Watson'a ne demiş olabilir diye sordular. Ben de bilmiyorum açıkçası ne dediğini. Sonradan öğrendik tabii. Hatırlarınız var mıdır bilmiyorum ama ben size tekrar bir hatırlatayım. Demiş ki Thomas Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum. Böyle önemli bir tarihsel cümle yapmış. Alexander Graham Bell'in bu sözü ettikten sonra arkadaşlar 32 sene sonra ancak Türkiye'ye ilk telefon santrali açılmış. Sirkecik'teki büyük postane binası hala duruyor. Çok güzel bir binadır. Bu Türkiye'nin ilk telefon santrali arkadaşlar. Fakat ilk santral geldi. Alo sesi de 32 yıl sonra Türkiye'de de duyulmasına rağmen tüm köylere, tüm eve telefonun yayılması 1990'ların sonrasını buldu. 70 yıl. Yani toplam baktığınız zaman telefonun icadından, keşfinden 70-100 yıl sonra Türkiye'deki uçtaki insana teknoloji ulaşmış. Şimdi son 50 yıla baktığımız zaman, yani bu dediğimiz olay üstünden geçen yılları biraz sonlara taşıyalım. Son 50 yıla baktığım zaman şöyle kronolojik olarak listeledim neler geçmiş diye. 50 yıl önce 1970'lerde telefon diye bir şey bilinmiyor. Bilgisayar diye bir şey bilinmiyor. Ne vardı o zaman? Radyo vardı arkadaşlar. Bu gördüğünüz radyo benim de o zaman çocukluk yıllarım çok aktif olarak kullandığımız, televizyon yoktu o sıralar. Televizyonlar biraz daha sonra geldi. 75'lerde geldi televizyonlar. Radyo aktif olarak kullandı. Bütün hayatımız ya radyo dinlerdik ya da kitap okurduk. Başka bir eğlence yoktu. Arkasından televizyon geldi. Büyük bir değişim. Herkes televizyon seyrediyor ve siyah beyaz. Ve biraz daha zaman geçtikten sonra televizyon renkli oldu. İnanılmaz bir devrim oldu renkli televizyonun ama hala PC yok. Ne zaman PC'ler çıktı? Arkadaşlar PC'ler 1980 yılının civarında çıktı. Ben 1985 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduğum yıl topluca arkadaşlarımızla PC görmeye gitmiştik. Yani piyasaya PC anlamında, evinize alabileceğiniz PC anlamında ilk çıkan PC'ler 1985 yıllarında yaygınlaşmaya başladı. Tabii yıllar hızla geçti. Telefon var biliyorsunuz, sesini duyduk. Thomas Watson'la konuştu Alexander Graham Bell ama hala hattın üstünden gidiyor. Telsiz olarak mobil telefon dünyası 1990'ların başında çıktı arkadaşlar. Yaklaşık hatırladığım kadarıyla 1993 yıllarıydı. iPhone denen bu sihirli cihaz icadı oldu. Bu sihirli cihaz artık bir telefon değil. Bu şimdiye kadar saydığım televizyondur, PC'dir, telefondur ne biliyorsanız hepsini içinde barındıran, üstüne bir de fotoğraf makinesini burada göstermedik ama ekleyen bir cihaz. Şimdi bu cihazları artık 1990'lardan sonra görmeye başladık. Tabii bunlar yaygınlaşmaya başlayınca 2000 yılında internet diye bir şey patladı. World Wide Web, WWW diye. Bu farklı bir devrime yol açtı. Dikkat ediyorsanız bunlar hep 10'ar yıllık zaman periyotlarında geçiyor. Yani 250 yıldan 10'ar yıllara düştük. Tabii internetin çıkmasıyla daha da hızlı teknolojiler gelişmeye başladı. Artık 5'er yıllarda bir yeni yeni bir şeyler çıkıyor. İşte yeni çıkanlardan Facebook'undan mı tutarsınız, Twitter'ını mı tutarsınız? E-mail zaten artık defakto oldu. Aklınıza gelen her şey üstüne binmeye başlıyor. 2010 yılı, 10'lu yıllara geldik. 2010'lu yıllarda farklı farklı şeyler görmeye başladık. İşte birdenbire baktık ki arabalar kendi kendine gitmeye başladı. Self-driving car denen kendi giden arabalar. Arkasından blockchain'li bir teknoloji durmaya başladık.
Arkasından Internet of Things diye bir şeyler çıkmaya başladı. Ardından buluttur, analitiktir, şudur budur dedik, yapay zekalara geldik. Ve bundan sonra artık bizi ne bekliyor? Artık hayal gücünüzü çalıştırıp bunu görüyor olmanız lazım. Ben herhalde yakında robotlar sokakta yürüyecek diye burada görseli bu şekilde koydum. Yani inanılmaz bir değişim rüzgarı ve artık değişim inanılmaz derecede hızlı arkadaşlar. Bunu tetikleyen de tamamen teknoloji. Teknoloji ne kadar hızlı gelişiyorsa bunun üzerine gelen gelişimde o hızla devam ediyor. Yani keyword çağımızın hız çağı olduğunu ve her şeyin hızlandığını söylüyor. Tamam, peki her şey hızlanıyor, teknoloji gelişiyor, çok güzel de kullanıyoruz da bize ne yani? Proje yöneticisi olarak ben de sizden biri olarak kendimi koyuyorum. Bize ne teknoloji bu kadar gelişiyorsa? Gelişsin, kullanacağız özellikleri ama öyle değil arkadaşlar. Çünkü bu teknolojinin değişimi belli alanlarda değil, birkaç cihazda değil, her şeyin içinde. Ürün geliştirecek olan araçlar, ürün geliştirme araçları, yazılımlar hızla gelişiyor. Bu hızla gelişen yazılımlar sayesinde ürünler çok daha hızlı gelişmeye başlıyor. Şimdi ürünü geliştiriyorsunuz, hızla piyasaya çıkıyor. Piyasaya çıktı, tam onu kullanıcılar öğrenecek, tamam çok güzel bir ürün derken, ürün birdenbire yenisi çıkınca çöpe atılıyor, yeni bir ürün çıkıyor. Bu yeni çıkan ürünün üstüne başka birisi bir şey görüyor. Aa diyor, bundan yeni bir şey daha yapabilirim. Onu başka bir ürüne evrimleştiriyor. Yeni yeni ürünler onun üstüne bina oluyor. Yani tuğlayla duvar örer gibi sürekli herkes bir tuğla koyuyor üzerine ve yüksek duvar daha da yükselmeye başlıyor. Ürünlerin gelişim hızıyla teknolojinin gelişim hızları birbirine paralel olarak hızla önümüze yeni bir ikilem çıkarıyor. Şimdi siz proje yöneticisi olarak bunlar bizi neye ilgilendirir diye soramıyorsunuz bu durumda. Yalnızca proje yöneticisi siz değil, kimse soramıyor. Çünkü proje yöneticisi olarak baktığınız zaman bu ürünleri gelişimini yöneten sizler bu hızda bir projeleri nasıl yöneteceksiniz? Nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Yani kendiniz buna nasıl adapte edeceksiniz? Büyük bir sorun olarak karşımızda. Şimdi bu sorunun esasında önümüzdeki dönem diye bakmamak lazım. Bu sorun şu an var arkadaşlar. Bu anlattığım gelişmeleri bir fiil mutlaka yaşıyorsunuzdur kurumlarınızda. Biz yaşıyoruz. Kayıt bürosu olarak bu değişimleri biz yaşıyoruz. Birkaç örneğini birazdan da size vereceğim. Yani şu anda proje yöneticilerin önünde bir ikilem var. Bu ikilem, biz projeyi mi yönetelim, kendimiz buraya mı adayalım, yoksa ürüne mi yönetelim, ürün yönetimin tarafını mı kayalım diye bu ikilemi bir şekilde değerlendirip burada bir seçim yapmamız gerekecek önümüzdeki dönemde. Şimdi benzer şeyler her yeri etkiliyor dedim. Benim diğer şapkam olan bilgi teknoloji yöneticisi olarak da farklı alanlarda beni de etkiledi. 10 yıldaki gelişmeler dünyadaki beni değil, benim gibi bu işi yapan herkesi etkiledi. Biz eskiden ne yapardık? Siz projenin için çok net bilirsiniz. İş birimi, sponsor bir ürün talebi yapar. Siz onu planlarsınız. Bilgi teknolojileri getirirsiniz. Bilgi teknolojileri birlikte geliştirmeleri yapar. Bunu ürüne çevirir. Ondan sonra da üretimi alır ve ürünü kullanmaya başlar. Yani biz talep edelim, iş yapılan bir birim olarak talep karşılayan birim durumdaydık. Ama artık öyle değil arkadaşlar. Bu gelişen teknolojilerle beraber CIO'lar da bir iş birimine döndü. Ben de şahsen kendi kurumumuzda hemen hemen benim iş birimlerinin 1/3 diyelim bizim şirketteki kaynak payını bir sponsor olarak kullanıyorum. Teknolojik tarafta birçok proje yapıyorum. Birçok üründen, KKB içindeki birçok üründen ben CIO olarak sorumluyum. Yani ürünün kendinden sorumlu, geliştirmesinden sorumlu olmanın yanında ürünün kendisinden de sorumluyum. Bu etkiler tabii benim gibi yönetim fonksiyonu yapan insanları etkiliyorsa tabii ki proje yöneticilerinin de kapısına dayanmış durumda. Proje yöneticileri de kendilerini bu tür yönetim faaliyetleri yapan kişiler olarak buraya uyumlandırmak zorunda. Kendileri bu yetenekleri değerlendirerek evrilmek ve gelişmek zorunda arkadaşlar. Burada benim net olarak sizden öne koyacağım mesaj bu. Şimdi tabii hız dünyası dedik de proje yöneticileri de evresin dedik. Yeni iş yapış şekilleri dedik. Şimdi biraz hız kavramını değerlendirelim beraberce. Projede hız kavramını ben iki açıdan değerlendirdim. Bir tanesi proje sahibinin yani sponsorun hız kavramı. Diğeri de proje yöneticisinin hız kavramı. Proje sahibine baktığın zaman onun aklında olan hız, ben fikri oluşturdum. Sabahleyin kalktım, duşumu alıyorum. Duş alırken fikir geldi, havluma sarıldım, evraka diyerek koştum dışarıya. Dışarıda hemen
o fikrimin hayata geçmesini bekliyorum. Bu kadar hızlı yani beklentileri sponsor, ama hayat öyle değil. Siz çok iyi biliyorsunuz. Çünkü o işin, fikrin hayata geçmesi için birçok evre gerekiyor. Bu evreleri planlamak, geliştirmek, yönetmek, devreye almak, takip etmek gibi çok detaylı evreleri var. Bunları, bu süreci yönetmeniz gerekiyor. Siz de projenin sonuna bir dakika diyorsunuz. Bunu yapmanın bir yöntemi var. Şimdi o yönteme odaklanalım. Sizin bakış açınızda bu süreçleri en iyi optimum şekilde işletmek. Ama bu fikre sahip olup hemen bundan bir fayda etmeye çalışan bu sponsorun ihtiyacını bir şekilde karşılamanız gerekiyor. O da ne istiyor? Hızlı. Bir an önce bitirin istiyor. Siz baktığınız zaman hızla nereye odaklanıyorsunuz? Şimdi başlama, planlama nispeten hızlı yapılabilir. Zaten çok süre tutmaz ama uygulama adımları, geliştirme adımları çok zaman alan ve sizin ilk etapta optimize etmeyi düşündüğünüz alanlar oluyor. Bunları yapmak için de zaten proje yönetim metodolojileri standart, belli. Dönüyorsunuz, standart metodolojileri iyileştirirsen bu yönde hızlanır. Proje yönetim geliştirme süreçlerinde sponsorun ihtiyaçlarını karşılarız diye o taraflara odaklanıyorsunuz. Tamam, çok güzel. Standart yöntemleri hızlandırmak mümkün. Nasıl mümkün? Şimdi artık dedik ya, teknolojik gelişmeler bu yöntemleri bizim daha hızlı olarak kullanmamıza, daha aktif olarak kullanmamıza kapı açtı. Bunları geliştirecek yöntemler çok şu anda piyasada kullanılabilir durumda. Neler bunlar? Kabaca baktığımız zaman bir defa paylaşım ortamları, paylaşım platformları artık çok yaygın. Her taraftan ulaşacak şekilde bir iletişim ağı var. Bu iletişim ağı sayesinde bu paylaşım platformlarına istediğiniz cihazla erişebiliyorsunuz. Laptopunuzla, cep telefonunuzla, iPad'inizle erişebiliyorsunuz. İstediğiniz yerden çalışabiliyorsunuz. Bu artık bir ev, bir ofis değil, ülkeler çapında da uzaktan çalışabiliyorsunuz ve full geliştirme yapabiliyorsunuz. Full iletişimi kurabiliyorsunuz. Bütün bu işleri yaparken projenizde olarak kullanacağınız araçlar da son derece gelişmiş durumda. Son derece gelişmiş tool'lar var, otomasyon tool'ları var. Bu araçları kullandığınız zaman artık projeler kendi kendine akar duruma çok kolaylıkla gelebiliyor. Yeter ki bunları kurgulayabilir. Birçok agile yöntem şu anda popüler durumda. Bu agile yöntemlerle projenin geliştirme hızlarını, proje ekiplerini daha çok motive edip, daha hızlı koordine edip işi yönlendirebiliyorsunuz. Gözetmen yolu rolü üstlenebiliyorsanız projelerin yönetiminde. Veri analitik araçları çok gelişti. Veri artık yeni petrol durumunda. Her şeyin verisi. Tabii sizin burada ilgili olduğunuz kısım neresi? Projenin geliştirme verileri. Bu verilere çok kolay ulaşıyorsunuz ve istatistiklerinizi kolayca sunup buradan projenin risklerini takip edebiliyorsunuz. Projeyi anlık takip edebiliyorsunuz. Çünkü her şey paylaşım ortamında. Böylece de etkin bir risk yönetimi yapabiliyorsunuz. Tabii bütün bunları yaparken hepsi teknolojik olduğu için de bunları paylaşan, kuran, yöneten ve kullanan kişilerin teknik yeteneklerini de geliştirmesi gibi bir yanda bir zorunluluk ortaya çıkıyor, ama bu da artık kaçınılmaz bir durumda. Şimdi arkadaşlar, standart yöntemleri geliştirmek için bu saydığım güzellikler piyasada mevcut, aktif olarak kullanılabilir durumda. Ben burada bizim kredi kayıt bürosu olarak yaptığımız çalışmalardan kısa bir örnekle bunların mümkün olacağını sizlerle paylaşmak istedim. Bizim 2012 yılında kurduğumuz proje yönetim ofisimiz yıllarca süreçler anlamında önemli yatırımlar yaptı. Eğitimler, teknik gelişim anlamında önemli yatırımlar yaptı. Proje yönetici arkadaşlarımızın maksimum yetenekleri gelişecek şekilde yatırımlar yaptık. Bu süreçlerin yanında, bu teknik eğitimlerin yanında araçlar tarafında da güzel yatırımlar yaptık. Bugün artık geldiğimiz noktada bizim bütün ekiplerimiz uzaktan çalışır durumda. Şirketin %90'dan fazlası remote çalışıyor, evden çalışıyor. Ofisten de çalışabiliyor. Evden, ofisten geldiğiniz zaman Ar-Ge ofisimiz olduğu için çok önemli turnike kayıtları var. Çok önemli uzaktan çalışma formlarımız var. Bunlar otomatik olarak toplanıyor. Bu toplanan veriler projelerle kolayca ilişkilendirilebiliyor. Proje taskları otomatik olarak toplanıyor. Proje kaynaklarını ilgili ekip liderleri otomatik olarak tool'ları kullanarak atıyorlar ve merkezi olarak hangi projede ne kadar kaynak var otomatik olarak takip edilebiliyor. Projenin riskleri, projenin sapmaları, kaynakların durumları, kişilerin tatil girişleri, zaman girişleri tamamen otomatik. Bu full otomasyonun hepsini biz master plandan besliyoruz.
Ve sağ olsun arkadaşların geliştirdikleri bazı anomaly detection otomasyon süreçleriyle robotik olarak da bu yapılan faaliyetler içinde herhangi bir anomali varsa, zaman gelişi yapmamışsa, proje işte belirlenen zamanı riske sokuyorsa, kaynaklarında bir çakışma, beklenen kaynak boşta kalma gibi faaliyetler varsa, anomali girişlerini, anomali tespitlerini yapan robotik süreçlerimiz otomatik olarak bunları ilgili paydaşlara ilgilerini haber veriyor. Yani bizim proje yönetim süreçlerimiz otomatik olarak kendi başına akmaya başladı. Ha, insana ihtiyacımız yok mu? Kesinlikle var. Hala bizim proje yöneticisi arkadaşlarımızın bir gözetmen, bunların liderliğini üstlenip ilgili projelerde bunların aktif olarak kullanılması sağlayan rolleri devam ediyor. Ama bu araçlarla bizim standart proje yönetim faaliyetlerini çok iyi bir noktaya taşımış oluruz. Bu açıdan da gerçekten gurur verici bir ortama sahip olduk. Bunun detaylarını farklı sunumlarda sizlerle paylaşmaktan da büyük memnuniyet duyarız. Gerçekten arkadaşların burada da büyük emeği, katkısı var. Bu bizim proje yönetim disiplin alanında yatırımların son derece güzel geri dönüşleri ve bu dönüşler sayesinde de ürün ve hizmetlerimizi hızlı bir şekilde devreye almayı sağlayan bir kaldıraç görevi geliyor. Şimdi bunları hızlandırdık. Çok güzel. Biz şimdi şu anda bütün projelerimi çok hızlı mı yapıyoruz? Mümkün değil arkadaşlar. Çünkü standart yöntemleri hızlandırmak projenin tamamını hızlandırmaya yetmiyor. Neler eksik kalıyor? Bunun dışında standart yöntemin dışında ne tür engeller var? Ben buraya çok detaylara girmeden kabaca sayacağım. Bu saydığım engelleri de proje yöneticisi arkadaşların ortadan kaldırması için yöntemler geliştirmesi gerekiyor. Bu konulara eğilmeleri gerekiyor. Bunların en önemlileri sponsorların karar mekanizmasındaki sorunlar. Zamanda verilmeyen kararlar. Sponsorların proje önceliklerini proje yöneticisine net olarak iletmemesi en önemli handikaplardan bir tanesi oluyor projenin hızı açısından. Diğer önemli hız engellerinden bir tanesi de paydaşların proje etkin katılımları. Proje yöneticisi burada paydaşlara ne kadar etkin bir iletişim kurarsa, paydaşlar da projeye ne kadar zaman ayırıp bu ortak proje yöneticisiyle zamanlarını ortak olarak projenin hızına indeksi olarak değerlendirirlerse projenin hızı o kadar artıyor. Proje ekiplerinin hız öncelikleri konusunda da çok farklı beklentileri olabiliyor. Bu beklentileri de aynı senkronizasyona getirmediğin zaman projede de önemli bir handikap olarak ortaya karşımıza çıkıyor. Bunlar standart yöntemlerin dışında proje yöneticisinin bu engelleri kaldırmak için çalışması gereken diğer faaliyetler. Şimdi bu faaliyetleri de geliştirerek proje yöneticisinin bunlara da bir önlem geliştirdiğini düşünerek şimdi bakıyoruz. Bir projeyi bizden ne bekliyor sponsor? Hızlandıralım, hızlı bir şekilde ürün devreye girsin istiyor. Biz tamam dedik, standart yöntemlerini kullandık. Standart yöntemler sayesinde ve teknolojinin gelişimi sayesinde elde ettiğimiz araçlarla projenin en azından geliştirme süreçlerini hızlandırdık, otomatize ettik. Sponsor ve paydaşların hız algılarını yönettik. Onlar da belli bir noktaya geldi. Projeyi belli bir seviyeye getirdik. Bu kadardan sonra artık diyoruz ki herhalde sponsor mutlu olur. Çünkü bütün yaptığımız, elimizdeki bütün hünerlerimizi sergiledik. Hızlı bir şekilde ürünü devreye alıyoruz diye düşünüyoruz. Sponsorlar mutlu diye umuyoruz. Mutlu mu? Değil arkadaşlar. Şimdi şu yazdığım cümle çok büyük bir sigorta şirketinin CEO'sunun sözü. Diyor ki siz proje yöneticileri bütün zamanı projeyi izlemekle KPI'larınızı oluşturuyorsunuz. Çok güzel. Bunları izlemeniz lazım. Projenin zamanında bitmesi, on time, on budget bitmesi bizim için son derece önemli. Bizim için dedim, proje yöneticisi olarak bizim için son derece önemli. Ama bir CEO gözünden baktığınız zaman onun bunlarla bir ilgisi yok arkadaşlar. Bu sizin işiniz, bunu zaten yapmanız gereken bir iş. Ama diyor ki ben bütün önceliğimi bu ürünü sunmak ve bu üründen bir an önce maksimum kazancı elde etmek üzere odaklıyorum. Benim bütün odağım burada. Sen ne yaparsan yap, beni çok fazla da açıkçası ilgilendirmiyor. Onun için benim bu beklentimi karşılamak için ek şeyler de yapman gerekiyor. Hele hele bu teknolojinin geldiği bu seviyelerde bu artık iyice de insanların önünde bir engel olarak olmaya başladı. Bizim kendi içimizde de benzer şekilde, bizim sponsorlarımız da kendi iş yerimizde benzer beklentiler içindeler. Haklılar da. Çünkü bir bakıyorsunuz siz daha bir ürünün proje geliştirmesini yarılamışsınız.
Ama diğer taraftan ürün başkaları tarafından piyasaya sunulmuştuğunda. Şimdi bunlar için arkadaşlar, bu dijital dünyadaki proje yönetimleri için yeni yeni yetenekler geliştirmek durumundayız. Bu yetenekleri de kabaca şöyle listeledim. Gartner 2018'de bir araştırma yapmış. Proje effectiveness anketi şeklinde. 500 tane proje yöneticisine sormuşlar. Bu anket sonucunda proje yöneticilerin en fazla yatırım yaptığı alanlar şimdiye kadar süresel yetenekten olarak en alttaki 3 kısmında olduğunu tespit etmişler. Fakat diyorlar ki bundan sonra gelişen dünyada artık proje yöneticilerin girişimcilik yeteneklerini geliştirmeleri gerekiyor. Bunlarda neler var? Muhakeme yeteneği, iş ve domain bilgisi, paydaş yönetimi, risk yönetimi ve liderlik ve iletişim tarafından. Liderlik ve iletişim en çok yatırım yapılanlardan biri. Zaten bir önceki session'da da Duygu Hanım bu konuda çok güzel bir sunum yaptı. Yani bu konuda yatırım zaten yapmaya devam ediyor proje yöneticisi arkadaşlarımız. Daha da arttırmamız gerekiyor ama diğer taraftaki girişimcilik yeteneklerini de geliştirmemiz gerekiyor. Çok böyle üzerine detay gitmeden ben bu girişimcilik yeteneklerinin ne olduğunu şöyle bir sıraladım. Sahiplenme. Çok keyifle dinliyoruz ama bir zaman hatırlatması yapmak istiyorum. Hemen bitiriyorum. Kusura bakmazsanız bölmem gerekiyor. Çok sağ olun, buyurun. Çok teşekkür ederim. Bu 10 tane yeteneği bizim geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları zaten bildiğimiz şeyler, yapmaya çalıştığımız şeyler ama artık odağımızın buraya olması gerekiyor. Şimdi bu yeteneklere baktığımız zaman mevcut proje yöneticilere bakmışlar. Deniyor ki şu andaki mevcut proje yöneticilerin %19'u bu yeteneklere hakkıyla sahip. Fakat %38'i bu yeteneklerin büyük kısmını barındırıyor. Biraz üstüne yatırım yaparsanız bu yetenekleri kolaylıkla kazanabilirsiniz. Şimdi çok kısaca bir ben sunumu bitirirken proje yöneticilerinin bir falına bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu falda şöyle görünüyor. Proje yöneticileri için yeni girişimci yetenekler geliştirerek dijital iş dünyasında, dijital dünyada iş yapış yöntemlerine uyumlandırmak görünüyor ilk yapıda. Mutlaka bunu uyumlanmamız gerekiyor. Büyük bir çoğunluğunuz muhtemelen bu tarafa doğru zaten evliyor olacaklar. İkinci tarafta proje yöneticilerin falında görünen arkadaşlar ürün yönetici tarafı. Artık bir proje yönetmek değil, bir ürünün içinde, ürün sizi kendini zaten içine çekmeye başladı şu dönemlerde. Bir ürün yöneticisi olarak kendinizi geliştirmeniz gerekecek. Agile tarafta roller üstleneceksiniz. Agile, Scrum Master gibi roller proje yönetimi açısından birçok yetenekte sizin iş yapış biçiminizi kolaylaştıracak. Fakat bunları yapabilmeniz için bazı teknik yetenekler de geliştirmeniz gerekecek. Tüm bunları yapmam, görüşümden de çok umursamam diyecek olan arkadaşlar, bu tarafa gitmeyi tercih etmeyen arkadaşlar ya emekli olacak aranızdan ya da farklı bir kariyer yönetimine gidecek. Ama kesin ve kesin şu var arkadaşlar, mevcut haliyle yalnızca proje yöneten bir projenin ihtiyacı bu saydığım nedenlerden dolayı uzun vadede olmayacak. O açıdan ben de sizlere bu gözlemlerimi paylaşmak istedim. Kendinizi bu dünyaya hazırlayın, bu gelişmelere hazırlayın. Kendinizi bu konuda proje yönetim tarafında herkesin, buraya katılan herkesin gönülden bağlı olduğunu çok net olarak biliyorum. Kendinizi bu tarafta eğitmeniz konusunda belki bir ışık açarım diye bu sunumu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa ya şimdi veya e-mail yoluyla bana ileterek sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Abdullah Bey, biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler değerli sunumunuz için. Abdullah Bey'e sorularınız için networking masalarını da ziyaret edebilirsiniz. Kendisine de sosyal medya hesaplarından e-mail ile ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Abdullah Bey'e. Aynı zamanda altın sponsorumuz, destekleri için KKB Kredi Kayıt Bürosu'na da ben bir kez daha teşekkür etmek ve teşekkürlerle Abdullah Bey'i uğurlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim.